Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. ESL Dota 2 şampiyonasında bilen yok Noşit Sherlock karşılaşmasındayız. Bilen yok takımı Noşit Sherlock karşısında 3 maçlık seriye çıkıyor. 2 maçı alan kazanacak. İlk serideyiz. Yanımda Spekinba ile birlikte Aks Kapoyara var. Fazla uzatmadan sözü onlara bırakacağım. Evet Buğra Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bilen yok Canberk. ekibinde bir sürpriz var. Tanımayanlar vardır. Bahsedelim mi bundan Buğra? Yani bahsedeceksek, bilmiyorum, zaten chat biliyordu aslında. Bilen var, çoğu biliyor. Hani isimle biraz şey oldu da. Ya ismi Vintage olunca tanınmıyormuş gibi oluyor. Klass aslında kendisi. Revo'yu ve Sejuo'yu zaten tanıyorsunuz. Sejuo'nun olduğu takımda da Klass'ın olmayışı biraz hani sorgulatırdı bu turnuvada bizi. Bu şekilde bir bilgi vermek gerekiyor. Şimdi banlara baktığımızda Visage çok güçlü demiştik bu 7-0 metasını. Ogre zaten en çok piklenen supportlarda first pick görüyorduk. Undying banı var. Undying early'deki agresifliği ve işte easy lane'i darlayışıyla sıkıntı yaratmasını istemedi. Klass'ın biraz oyun tarzını hatırlıyorum ben. Easy lane'ini sıkıntıya sokacak hero'ları bırakmak istemiyor. Ya bunlara işte Darkseer de dahil. Sen ne dersin bu konuda Buğra? Tabii ki yani Darkseer, yani şu metada bırakmanız gereken, bana koyarsanız başka hero'ların, daha güçlü hero'ların açıkta kaldığı bir metadayız şu anda. Özellikle Undying ve Omni Knight. Omni Knight'ın artık Repel'in hani Diffusion'la ya da Purge'de etkisizleştiremiyor. Yapamadığımız için, silemediğimiz için sıkıntı oluyor. Ama Noşit Sherlock takımının ben Pudge first pick ile başlamasını biraz garip buldum açıkçası. Bakalım onların da farklı bir taktiği var herhalde. Early agresiflik görebiliriz. Yani sonuçta bugün patch izlemiştik Kosigin'den 4 numara olarak. Çok kaliteli bir patch performansı sergilemişti. Evet, katılıyorum. Patch kesinlikle, hani eğer iyi ellerle, iyi bir eldeyse çok güzel hook'lar, çok güzel gankler ve takımı çok güzel eksiltebiliyor karşı takımı. Fakat first pick'ten seçtiğimiz gibi seçerseniz de karşıda Slaughter gibi bir offlane'i ya da 4 numarayı bulabiliyorsunuz. Slaughter meta'nın her zaman güçleri arasında, özellikle gelen talentleriyle beraber daha da öne çıkmış offlane'ler supportlar arasında. Şimdi Drow Ranger pick'i geldi. İlk korunu çekmiş oldu Noşit Sherlock ekibi. Slardar pick'i var. Slardar varken Drow Ranger'ı işte gankleyebilme ihtimalleri Blink'in ardından çok kolaylaşıyor. Acaba bir Lifestealer denerler mi? Slardar'la birlikte Lifestealer, Naix Bomb, Infest Bomb kombosu gerçekten çok etkili oluyor. Adam teklemece konusunda iyi bir kombo. Evet, özellikle gelen, hani en başta gelen Blightstone, ileride gelecek bir Dezo etkisiyle de Extra Armor'da konusunda çok avantajlı oluyorlar. Ben acaba bir Templar Assassin görür müyüz diye düşünüyorum, yine geçen dünkü maçta olan gibi kendileri banladı ama. Yani tam dediğim Templar Assassin görür müyüz diye kendileri banlamayı tercih etti. Draw'dan gelecek o ekstra damage'i bir Templar istemediler. Karşısında bilen yok takımı. Templar'ı da biraz karşıdaki oyuncuları tanıdıkları için büyük ihtimal ban geldi. Templar çünkü çok fazla kullanılan bir hero bahsetmiştim. Türk dotasında özellikle teklemecesiyle ünlü en iyi midlerden. En oyun tarzımıza uygun midler arasında yer alıyor. Lifestealer bana da geldi beklediğimiz gibi. Bakalım şu an bilen yok takımı Slaughter offlane'de mi kullanacak yoksa 4 numara olarak mı kullanacak? Hani 7-0'la gelen bounty'ler ve jungle'dan fazlalaşmasıyla beraber 4 numaralardaki hero'larda çok rahat kasabiliyor artık. Yani Slaughter 4 numaraya çekip ekstra bir offlane tercihinde de bulunabilir bilen yok takımı. OD tercihinde bulundular. OD her zaman en yani son 2 patch'tir hep güçlü olan hero'lardan bir tanesi mid'de. Özellikle yani Hurricane Pyke'ını erken alabilirse çok fazla damage, Arcanine'a bile çok fazla damage vurup Intelligence'ı çalıp ultisiyle beraber sıkıntı oluşturabiliyor karşı takımı. Şimdi bu noktada mesela Weaver yerine OD banlanabilirdi. Ben öyle tahmin ediyordum. OD açıkta kalmış oldu. Rahat bir şekilde de piklendi. Mid'de çok fazla kuşku yaratmayan hero'lardan. Oyunun late'inde, mid game'inde
her kill alışında üzerine item koymasıyla çok çok tehlike saçan bir hero. Evet, No Sherlock takımı bence bizim düşündüğümüzü hani Weaver ve Naix'ten gelecek eksi arma katkısıyla beraber, Slardar'la beraber birleşmesini istemediler. Çünkü Weaver'ın da ilk skill'e gelen Swarm ile beraber ve üstüne alabileceği bir Dezo ile beraber çok fazla eksi arma oluşabilirlerdi üstüne, ki bu Draw Ranger'ın üstüne gelecek herhangi bir eksi arma ve Slardar'dan gelecek Dagger'lı stun neredeyse tek yemesine yol açabilir. Darkseer geldi. Darkseer bence şu an eğer bir setup daha mid'e alabilecekleri güzel bir setup'la oluşabilir. Hani buna ne olabilir? Buna Invoker hala boşta. Invoker'la beraber kombolayabilirler. Ya Darkseer çok etkili oluyor zaten. Bir önceki oyunda da hatırlarsın. Attığı 4 kişilik Vacuum Wall kombosunun üstüne gelen işte alan etkisi damage'ları bir anda 4 kişiyi eritmelerini sağlamıştı. Çok kolay bir team fight başlangıcı oldu Darkseer'in yaptığı hareketle. Bu maçta da şimdi Earth Spirit olacak karşısında. Belki onun o kadar rahat girmesini engelleyebilir. Revo Earth Spirit'i çok seven bir oyuncu. Evet, hani Revan'ın speed'i gayet iyi oynadığını biliyoruz. Bakalım, ben şu an Draw Ranger varken bir Medusa denerler mi diye düşünüyorum. Bazı takımlar bunu özellikle Ethan severek uyguluyor. Draw varken bir de Medusa çekip oyunu biraz daha uzatıp gelen damage buff'ıyla da dakika 17-18 gibi pushlamaya ve kombatlarda üstün olmaya başlayabiliyorlar. Dördüncü pick için çok fazla düşündü Noşit Sherlock ekibi. Vengeful geldi. Eski Aura kombinasyonlarından göreceğiz. Vengeful Aura. Pardon. Vengeance Aura. Olmayacak herhalde. Vengeance Aura. Üstüne Precision Aura ile beraber Aura kombinasyonu. Range ataklarda çok işlerini kolaylaştıracak. Buna keza şimdi mid'e de bir tane range hero gelmesi bekleniyor o zaman. Wind Ranger bunun için hani eskilerden düşününce bu ikiliye en güzel komboyu oturtan mid hero'lar arasında yer alıyor benim gözümde. Tabii Sen ne ki. dersin? Wind Ranger, Medusa, ondan sonra mid'e gelecek bir Viper. Yani Viper bu peşte çok gördük. Şu an Viper'ı banlandı Viper ama Sniper hala boşta. O diye karşıda tercih edilen picklerden bir tanesi Sniper. Hem range avantajı ile beraber Odin'in aslarını biraz engellemesi, üzerine gelecek ganklerde Şerefneli ile beraber ganklerden kurtulması ya da kill alabilmesi olağan bir hero ve yeni gelen Aghanim update'i ve talentlerinden kaynaklı da gayet güçlü bence şu an Sniper. Meta'da ilerleyen Ama zamanlarda göreceğiz. şöyle bir şey var. Team fight'larda hem Draw Ranger'ın range carry iyi pozisyon alması lazım. Hem de sniper tercihinde bulunulursa çok uzaktan damage yapan carry'ler olacak ve bunları ganklemek çok kolay Slardar varken. Yani Earth Spirit'le de öyle. Yani başarılı bir taş gankinde, başarılı bir stun'da veya telekinesis disable'ında, initiate'inde her türlü sniper'ı mid'de ganklemek kolay. Daha sonrasında Slardar'ın blinkiyle yakalamak da kolay Draw Ranger'ı. Sniper da ona keza aynı şekilde. İşte burada da eğer öyle bir pick düşünüyorlarsa Vengeful ve Pudge'a çok büyük iş düşüyor. Yakalanan adamı hooklamak, swaplamak ya da üstüne gelecek hemen counter gank dediğimiz arkada bekleyip kendini göstermeyip hemen arkasından stun atıp Dismember'la beraber disable'layıp kill aldırabilirler. İyi Eğer bir böyle noktaya pick düşünüyorlarsa değindin. Hook'la beraber bir de Vengeful Spirit'in ultisiyle beraber adam kurtarma ihtimalleri de yüksek. Bu opsiyonları var dediğin gibi. evet, burada Slardar varken zaten supportlara daha çok iş düşüyor. Çünkü Slardar'ın nereden atlayacağını eğer site'ınız yoksa bilemezsiniz. Biraz daha hızlı olmanız gerekiyor burada support oynarken. Razor tercihi biraz daha oturaklı ve dayanıklı oldu bu sefer. Hem range oldu, hem de Evet, sniper kadar kırılgan değil. hem de OD'ye karşı da tercih edilen pikler arasında damage'ini çekip sadece yani Astral'le beraber farm almasını
sağlayacaktır. Şeyi biliyorsun değil mi? Static Link astraldeyken devam ediyor değil mi? Öyle Evet. hatırlıyorum ben. Ediyor. O da ilginç bir durum ya. Static Link eğer range'den çıkmadığın sürece hiçbir şekilde bozulmuyor. Evet, standa olsam bile. Şimdi Earth Bakalım. Spirit, OD, Rubik, Zlardar. Gayet gank potansiyeli yüksek. Mid game'de OD'nin kuvvetli bir haliyle damage'ları da yüksek olacaktır. Şimdi easy lane carry'leri ihtiyacı var. Easy lane carry'si olarak ne tercih edecekler bakalım. İzleyin kerisi olarak ben şu an düşündüğümde aklıma Sven geliyor. Hani en oturaklı rahat pikler arasında. Slark boşta hala Slark tercih edilebilir. Türk'ün sevdiği hivalar olarak zaten belirtmiştik. Bayağı bir reserve time'ını kullandı. Evet, son saniye kadar kullanacaklar herhalde. Yani şu anda mesela Lifestealer belki de en büyük tercihleriydi. Buna keza Morphling de kötü olmayan bir tercih. Şu sert kombinasyona karşı. Herhalde planlarda bir değişiklik oldu. Son 10 saniyeleri reserve time'larının. İki takım da reserve time'ını sonuna kadar kullandı. Ve Klaas'ın Signature Heroes'u. Evet, Terrorblade. Bakalım. Klaas'ın en sevdiği hivalardan bir tanesi Terrorblade. Ama vintage diyelim bu maçta. Evet, vintage. Yani evet, şu anki kendisi istese kullandığını... zaten öyle yazardı Evet, sonuçta. Öyle onu saygı biz duyalım bize. Biraz az alışkanlığı diyebiliriz buna. Vintage diyelim. Hangi nickle katıldıysa öyle hitap etmek daha doğru. Şimdi hangisini daha kuvvetli görüyorsun? Hangi takımın draft kompozisyonunu? Yani late için açıkçası bilen yok ekibi daha iyi geliyor benim gözüme. Hem Terrorblade'in güven vericiliği, OD'nin sağlamlığı. Ama buna karşılık Noxious Sherlock ekibindeyse yani Draw Ranger'ın iyi bir farm alma ihtimaliyle başarılı gankler Pudge'den gelirse onların da ihtimali çok yüksek. Ne dersin? Ben hani öyle de eğer OD kurularsa farmdan çok düşünmezse bilen yok ekibini biraz daha avantajlı görüyorum. Çünkü hani Terrorblade'in metası ve ilk skin'den gelecek çok fazla slow'u aynı şekilde çok fazla disable'lar olması. Slayer'da stun'ı, Earth Spirit'in stun'ı, Magnetize, yani Silence'ı, Rubin çalabileceği skill'ler ve telekinesis çok fazla disable'lığı var. No Shit Sherlock ekibine karşı. No Shit Sherlock ekibinde şu an disable'lığa baktığımızda Vengeful ve Pudge'ın Dismember diyebiliriz sadece. Evet, bunun yanı sıra Razer'ı çok fazla mid'de görmeye alıştığımız zamanlar oldu. Bu o metalardan biri değil. Açıkçası. Bakalım ne kadar etkili olacak. Precision Aura ile beraber mid'de sıkıntı yaşamayabilir. Özellikle OD'ye karşı counter'lardan biri olduğundan bahsetmiştin. Şimdi Terrorblade'in takımın push performansını arttırdığını biliyorsun. Acaba early push kimden gelir? Yani hem Precision Aura ile beraber early push yapabilecek Radiant ekibi var. Hem de dair ekibinin de Terrorblade'den sebeple kolay push yapabilme ihtimali doğuyor. Ben bunu hangi takım early de biraz daha üstünlüğü ele alırsa gelecek killerle ya da farm imkanıyla ilk o takımın başlatacağını düşünüyorum. Tabii isterse bilen yok ekibi hani öyle üstünlüğü ele alsa da push yapmayıp farmına saklayabilir.
Canberk. Efendim. Ne oldu Cenk? Oyun içi sesleri birbirlerine gidiyor. Onu uyardım. Hepsi Biliyorum, park biliyorum. etti. 10 kişi aynı anda konuştular. Hayır, kimsenin bilgisi yok. Bu bug'a hala Alışık geçtiğini değiller düşünüyorlar. herhalde. Alışık değiller. Uyardım. Ama hoş bir Reborn'dan sahne beri böyle. yaşandı. Yayına da ben söylemek istedim. Birbirlerine mesela bir takımın TeamSpeak yok. TeamSpeak alışverişi yaptılar. TeamSpeak server'ı verdiler. Bu güzel bir şeydi. Bahsetmek istedim. Tam bir fair play örneğiydi. Evet, takımları nasıl buldun, Canko? Canberk, sizi dinledim. Açıkçası Terör Bley'di, ben beklemedim. Onu söyleyeyim, hani dizilim açısından. Hani Slardar'ı görünce alınabilecek hero'lar banlandı. Ben dedim Slardar belki early farm alsın, Dagger için safe lane'e çekerler. Hani ya da agresif bir lane yaparlar. OD'yi duo bırakırlar. Shadow Fiend mid'e alırlar dedim. Shadow Fiend'i kendileri banladı. Lifestealer'da doğru gördüysem Noşi Sherlock takım banlamıştı. O yüzden Terör Blade'i hiç düşünemedim. Ama şöyle baktığımda armor kırıldığında vurabilecek aşırı yüksek bir DPS var Terör Blade'den gelen. Yani düşünsene, Drow'u yakaladığında, armor kırıldığında ilk skill atsa, slowlasa belki Drow oradan da eriyip gidecek. Bu açıdan düşündüğümde Razer'a çok iş düşüyor. Belki mekanizmla Razer build'i bile görebiliriz. Çünkü bu armor kırılışına karşı early game'de belki bir Buckler, Mekka ile birlikte canı azalan hero'lara destek, Darkseer'a direkt pipe tercihi olabilir Earth Spirit için. Hani Mekka'yı biri üstlenince biliyorsun ki diğeri de erken alabilmek için pipe alıyor. Böyle şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Aura pickine karşı Armor Reduction diye geçip gidebiliriz bence yorum olarak. Yani bahsettiğin Fightler. terörün o early burst etkisi Metaform'la beraber gerçekten etkili oluyor. Bir Hatta de birçok first armor blood'da, kırılacak. evet, birçok first blood'da lane'de Metaform'u basıp aldığına da şahitiz. Yani stun'ın ardından kolay bir şekilde halledebiliyor Metaform'da Terror Blade. Üstünde item olmamasına rağmen. Yani gerçek aslında ultisi cooldown'una da bakınca sanki Metaform gibi gözüküyor. Sandır çünkü son level'da 40 saniyeye kadar düşüyor ama Metaform hep aynı 140 saniye cooldown var. O yüzden daha çok bunun üstüne kurulu bir hero Terror Blade'di. Aynen öyle. Canberk Signature Hero'su demiştin. Bence Evet. de Signature Hero'su. Ben Gacha'da Razer izlediğimi hatırlıyorum ama Gacha'nın Templar'ını beğeniyordum. Ben Evet, onu o çok söyleyeceğim. ünlü. Hatırladın değil mi? Aynen. Hatırladın sen de. Park Templar Geçen bu tip senede. hero'larla iyi oynuyor. Ben bu maç açıkçası bekliyordum da, hani maç başlamadan önce göremedik. Belki ikinci maç görürüz. Güzel oynuyor Canko çünkü. biraz ban havuzun banlandığı için görememiş de olabiliriz. Ya tabii tabii ama bazen pick ban'ı takımlar belirliyor. Hani boşta bırakmak isterse bir takım ona göre banlar ya da farklı bir şey gösteriyor rakip takıma. Bu şekilde istedikleri pickler boşta kalabiliyor. İlk 4 banda görmezsek, hani 2 bir takım 2 bir takım yaptığında o hero'yu çok rahat boşta bırakabiliyorlar. Bu kısım önemli. Şey Yani kararı aldık bir de Canko. Klasa yani buradaki ismiyle hitap edeceğiz. Çünkü kendi bu şekilde tercih ettiyse bir sebebi vardır. O yüzden biz de saygı duyuyoruz dedim. Vintage Aynen Vintage. ya da vintage. Abi ben vintage derim büyük ihtimal O refleks zaman olarak. chat seni de Hani bayağı zorlar. he, olabilir. Klasinki demiyordu çoğu kişi. Klas diyordu ya da klasniki diyorlardı hatırlıyorsan. Böyle şeyler vardı. Yine ona dönecek gibi. Revan'ın Earth Spirit performansını hakkında ne düşünüyorsun? Geçen sene de denendiğini Dark Passage takımında oynarken hatırlarsın. Bazen istediği verimi alamıyor Revo ama çok da sevdiği ve elinin alışık olduğu bir hero Canberk, açıkçası. onun nedeni tamamen benim düşüncem. Hani offlane
Piklenmesinden kaynaklıydı. Support olduğunda sorun yok bence. Yani 4 numarayı geçince kafası rahatladı diyorsun. Bence 4 numarada istediği verimi alacak. Biraz kertenkeleden bahsedelim. Çoğunun tanımadığı bir oyuncu. Yani yüksek rankı olan çoğu kişinin tanımadığı ama MMR listte dikkat çeken oyuncular arasında. 7K olmuştu değil mi bir aralar? Şu an kaçka emin değilim ama. Siz daha iyi hatırlıyorsunuzdur diye sordum. Alo, sesim geliyor mu? Canberk, Hiç hatırlayamadım. dinlemedin değil mi Hatırlayamadım. beni? He, Yok, tamam. hayır, hatırlayamadım. Yani Ya düşünüyorum. 7K Bak, ben görmüştü, onu unutmam hatırlayayım da. da. Ha. 7K gövdüm attım ben de kertenkeleyi ama hala 7K mı? Yok, düştüm ya da çıktım şu an 7000, emin değilim. 7100 gördüm. Şimdi hatırlıyorum Canberk. 7100. Bu arada hoca doğru. Burada 4 Sprint Revo'dan bir rolling geldi. Orada attığın noktayı fark etti mi hepsi? Anlayamadım. Bir sinyal geldi Revo'dan ama ya da Pajda mı Yok yok, geldi? o Revo attı oradan aşağı inerken. Sinyali de Pajdayken kendisi mi atamadım. attı? Evet. Aşağıdan da yine klasik iki kule arasında basılan smoke var. Hızlı bir şekilde çıkacaklar orada ama birilerine rastlama ihtimalleri düşük. Çünkü Radiant ekibinin Ancient tarafında. Artık buraya da ne isim vereceğiz ki? Ancient tarafı diyorduk buraya eskiden. Şimdi Ancient şeyde de var. Diğer tarafta da var. Jungle'ın. Can bak, birisi Dire'ın offlane tarafı Secret Shop bounty'si. Diğeri ben Radiant Jungle bounty'si diyorum. Üst tarafta Secret Shop Radiant tarafı bounty ve üst tarafta da Dire işte NC'si ya da pool camp'lerin oradaki bounty diye geçiriyorum. Shrine'lar da o şekilde devam ediyor. Tam olarak bir bölge adlandırması yok. Revan'ın Açıkçası dikkat etmesi lazım. hı. O bir tek o agresif çıkıyor şu an 9 kişiden. Farklı bir agresiflik yok. Yalnız 3 run mu? 3 3 run run aldılar. verdiler. Ward sayesinde Canberk tüm Hepsini gördüm. atraksiyonu orada gördü ve gidip aldı run'u Revo. Rahat bir şekilde oradan çıkışını da sağlayacak. Zaten duruyor Rolling Boulder skill'i. Şimdi çıktı. Öyle de Evet. atılan wardların ne kadar efektif olduğunu da gördük. O teleportla çıkılıp atılan wardlar, değil mi? Evet. Buna her takımın alışması gerekiyor, kompetitif oynayan. Her takımın buna Orada alışması gerekiyor. Eren'i de lane'den kovabilmek için rolling'inde harcadı Revo. Iron Shell'le başladığını anladılar. Ne kadar geç 2 level olursa Surge'ün atarsa o kadar iyi olacak. Ward'da mid'de hani sadece Razor olsa tamam da Vengeful olunca o ikinci skill'i level'larsa hele ki Razor, Static Link çok fazla ekstra damage verecektir. Şimdi Pudge'den orada bir pull var. İlk denediğinde oradaki camp'i pullayamamıştı. Çünkü Hı. hook başarılı değildi. Ama stack yaptı daha sonrasında. Dakika 1 site Canberk artık 30. saniye, 1. dakika, 3. dakika diye gidiyor. Ve 2 dakikada 1 oluyor. bunu çok iyi algılamış olacak ki Vintage offlane gittiler. Orada farm almaya çalışıyor. Şimdi meta formunu aktifleştirdi. Meta formuyla birlikte Fabriani'ye vuruyorlar. Slow da geldi. Fabriani'ye orada ölecek. First Bahsetmiştik bu First Blood senaryosundan, Blood. hatırlarsın meta formu Evet. işin içine katınca. Yine Early de farklı çok bir şey güçlü olmadı. Canberk. Bait'te de güçlü de early de cooldown'u çok fazla olmasına rağmen Banko kill çıkarttırabiliyor. Hani herhangi bir telekinesis gibi ona pozisyon yaratacak skill olduğu sürece sorun yok. Revo şimdi mid'e doğru Haste Rune ile birlikte ilerliyor. Static Link de kullanıldı. Ekstra 31
Damage verdi. Rolling başarılı değil. Orb of Venom var. Bir tane vurdu şöyle. Evet. Bir yokladı. Birazcık bekleseydi kuvveyi kesme ihtimali de vardı. Aşağıda Draw Ranger. Draw Ranger. Kule arkasına kadar girdi. Ve aldı. Kill almayı başardı. Şimdi devam edebilirler. Telekinesis gelecek. Fabriani'ye vuruyor. Fate Bolt da geldi. Sujok. Sujok orada ölecek mi bakalım. Ölmedi. İllüzyon çıkardı. Vintage kill alıyor. Agro'yu da verdi. Bir slow geldi ama ölecek mi? Healing Selvi kullandı. Ucucun. Kullandı gibi de. Hemen Shrine'e gidiyorlar. Ucucun'a hayatta kaldı. Hemen Shrine'e gidip tekrar regenle. En doğrusunu yapıyorlar şu an. Bende gerek yok. Yani geçen dünkü oyunda base'e giden oyuncular görmüştüm. Canberk şunu söyleyeyim. Surge'ün attı orada. Darkseer, Ion Shell'le birlikte Revo'yu kovalıyor. Rolling'in dolmasına 6 saniye var. Revo aldığı experience'in azlığından fark etti ve orada... Stick de kullanıldı orada ama yetmedi. Buyur. Experience'in azlığı dedin. Lane'de çok fazla creep çekildiği için, pullandığı için aldığı experience'in azlığından şüphelendi ve oraya gitti. Ama bu pek iyi sonuçlanmadı onun için. Şu anda terörün durumu çok iyi. Evet. 2-0-1 oynuyor. Lastikleri de şimdi telekinesi, slow, rolling, 2 kişilik stun orada Revo'dan. Fabriani'ye dive'lamaya devam ediyorlar. Early game'de şu terörün üzerindeki armor jumpback o kadar etkili ki. Yani dive'layabiliyor. Burman de var şu an. Bu arada... Bir boulder daha geldi. Bırakmadılar. Bırakmadılar. Ben bıraktılar dedim ama o rolling sonrasında kill aldılar. Revo yukarıda toplayamadığı experience'ı attığı ganklerle çıkartıyor. Canberk şeyi değinecektim. Hemen ona değineyim. Static Link'i 2 level yapmış. Bu bayağı etkili. Draw Ranger de jungle'a girdi. Şimdi Gust'ı var ama Revo Orb of Venom'un yardımıyla birlikte vura vura zorladı. Şimdi slow var üzerinde. Rolling kartı taşı da koydu. Hızlı bir şekilde uzaklaşıyor oradan. Surge'ünü attı. Pudge topladı hook'unu. Orada Slardar'da 5 level. Bunu da belirtelim. Kolay bir hedef değil. Çekildiği zaman stun'ı hemen vurur. Mid'deki duruma göz gezdirdiğimizde şimdi orada bir astral geldi. Biraz az kalmış o OD'nin last hitleri. Razor onu counterlama konusunda başarılı görünüyor şu an için. Canberk metaformu da açıldı aşağıda. Static Link bayağı etkili. Evet. Teleportlar geldi. Metaform 1 level'da şu an. Evet, illüzyon fulluyor şu anda. Vintage. Push yapabilmek için metaform geldikçe Fabriani'ye stand orada başarılı. Silence geldi orada. Gas geldi ama yeterli olmadı. Pacı da kesecekler gibi mi? Son bırakmadı. Right click Sujon oto atak mı çıktı yoksa? Tam algılayamadım ya da tıkladı mı fark edemedim orada ne yaptı ama yani zor anda vurdu direkt. Kulenin last olduğunda tevbeliğine kalıyor. Vintage'e kaldı. Çok iyi toparladılar. Yani bu Sijok ve Vintage ikilisi 4-0-3 oynuyor Terror Blade, 3-0-4 oynuyor Rubik. Ne kadar etkili bir lane çıkardıklarını buradan anlayabiliyoruz. Aslında No Shit Sherlock ekibine baktığımızda biraz sıkıntı yaşadıklarını da kuvvelerinden anlıyoruz. Daha flying kuvve, uçan kuvve değil. Dakika 6 evet. Uçağa geldi evet. Dediğin gibi. Biraz sıkıntı var. Smoke'lu şimdi Revo ile birlikte Sijok ikilisi. Ward da midde farmını toplamaya çalışıyor. O da PT'sini bitirecek. Otu tercihinde bulunmadı. Arcane Rune var. Onu Ward'a bıraktılar. Odi de Arcane Rune'la bayağı rahat oluyor Canberk. Yani lane'i pushluyor, gidiyor. Nece'ye girebiliyor. O Astral'in kullanış bak direkt girdi fark ettiysen. Arkasından lane'e dönecek orayı kestikten sonra. Vintage ise hani tek başına şu an T2 pushluyor. Bakalım. Ama teleportu yok. Teleportu evet. Yok. Orada patch, smoke bozuldu, Ion Shell de var. Slow'u kullandı, illüzyonu çıkardı. Vintage Surge'ünü attı, Plasma Field, Thunder'ı kullandı. Çok değerli bir kill. Maksimum
hasarı verdi ama gacha 4 pardon 377 gold kalıyor. Yani bir de gacha kalması, yani özellikle mid hero'suna kalması çok çok daha değerli kıldı bu kill'i. Spek 756 gold 432 experience aldılar tek kill'de. Evet. İşte şimdi Eren'in kafayı yaktı, o armor'lar düşmeye başladı. Kertenkelesi Degren'e çok yakın. Surge'ün üstte kullandığı... telekinesis, üstüne stun, direkt kill'i alıyorlar. Bu dagger da onu, pardon, bu assist gold da onun dagger'ını hızlandırmış oldu bu şekilde. 8-2 oldu skor. Hiç affetmeden push'a devam ediyorlar. Hiç vakit ama kaybetmeyecekler. Her metaform geldiğinde. Metaform hala bir level'da Canberk. Onun planı vardır zaten. Klas uzun zamandır bu şekilde kullanıyor bu build'ini. Büyük ihtimal test etmiştir talentlarla beraber de. Bu şekilde push bu build'i gibi düşünebiliriz bunu da. İllüzyonlarla beraber. İllüzyonlar çok mu beyaz çıkıyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? Evet. Yani direkt ayırt etmek amaçlı. Onu ekstra oynadılar değil mi 7-0'da? Yanlış hatırlamıyorsam oynamışlardı. Biraz daha belki belirginleştirmiş olabilirler beyazlığını. Evet evet, hatırlıyorum öyle bir şey yazıyordu. Şimdi kontrol edince de gördüm. İllüzyonlar Saydam'dan daha çok daha beyaza çekilmiş. Şöyle yaklaşık 9. dakikaya yaklaştık. Artık network'ler oturmaya başlamıştır. Evet. 5K'ya yaklaştı Vintage. Plasma Field bayağı bir zorladılar. Hani Plasma Field yemese Kertenkele orada Dagger'la birlikte girecekti. Arkasından Revo Rolling Slow ve Stun'ı kullanacaktı. Bu şekilde kill almaya çalışacaklardı mid'de. O da olmadı. Şimdi 4 artı 1 şeklinde Kertenkele'nin inisiyatifiyle girmek istiyorlar. Ve girdiler de Rolling de geldi üstüne Stun. Plasma Field'ı harcıyor. Kaç. Kill'i almayı başardı Kertenkele. Blink'e hemen iş yaptırmış oldular. Ve bu şekilde unutturarak 4 artı 1 oynayarak terörün network'ünü daha da katlaması ve split push yapması, işte kendini göstermeden orada T2'leri düşürmesi bekleniyor. Yalnız bence taktikte. Astral geldi altta, bakalım. Haze rune'u var. Orada kovalayacak, kill'i de alabilir. Stun başarılı değil, kafayı yaktı. Üstüne Astral geliyor, tüm teleportları zorlattılar. Fabriani de yakalandı, ölmedi orada. Şimdi yetişti orada kaç. Başarılı değil. Eren Surge'ünü attı orada. Ion Shell de var. Revo. Revo kill veriyor. Orada bir anlaşmazlık oldu. Astral geldiğinde üstüne Falling geldi. Vengeful'un durumu çok kötü. Yani ona değinmeden edemeyeceğim. Aklına 10. dakikada 3 level. Majörde. Evet değil mi? Onu unutamıyoruz. Yani majörde öyle bir gerçek vardı. 17-14 dakika arasında 4 level'da. 4 level'da evet. Ama hatırlamıyorum kaçıncı dakikadaydı. Şu an Vengeful 4 level olacak. Bir kriplik experience'e ihtiyacı var. Ama o da 11. dakikaya vurdu yani. Benim düşüncem o yöndeydi Canberk. Şu an meta birazcık daha değişik. Bounty rune'lar çok fazla var. Experience alma hızı da daha akış arttırıldı. Evet. Evet evet evet. Level atlaması da hızlanmış oldu. Fakat şu an o da geride. Şu an 4 kişilik bir smoke var. Bilen yok ekibinden. Bakalım Roshan'a girdiler. Sladder'ın etkisiyle beraber ve öldü Roshan istiyorlar. Metaformu da burada harcamış oldu. Bu roşu ama alma çok hızlı ihtimalleri... alıyorlar. Evet. Çok hızlı alıyorlar Canberk. Bu roşu alma ihtimalleri çok büyük avantaj sağlayacak. Zaten network'teki farkı görebiliyorsun. En yakın takipçisi Razer'la 2K'lık fark var. 2K şimdi o 2.2'lere çıktı. Roşun last hit'ini de aldı. Yani her şey planlı oynuyor gibi gözüküyor şu anda bilen yok ekibi. Çalışılmış. Ne yapılacağı kararlaştırılmış şeklinde. Dragon Lance de var Canberk. Metaformu yetiştirdiler. Şu an güzel bir range'den vuruyor. O kulede eriyecek. Waveform'u çaldı. Pardon, Waveform dedim, özür dilerim. Wave of Terror'u çaldı. Sucuk. Bu şekilde de hani
Armor kırma olayı Revoy Invisrun'u almıştı. Pajuk'la da orada. Plasma Field. Garch. Revoy çıkmamakta. Israrcı iki kişilik stun geldi orada. Kertenkele'den. Silence da var. Garch. Ultisiyle birlikte zorluyor. Vintage. Devam etmiyor. Draw Ranger de geriye çekildi. Revo sıkıştı orada. Sıkıştı evet. İllüzyonun önünde Thunder kullanıldı. Vintage. Metaform'u cooldown. Bir stun daha geldi. Gaç orada kill almayı başardı. Sucuğu kesti. Kertenkele'yi de kesecek plazma field sayesinde. Gaç'a vuruyor. Ward kill'i aldı. Vintage. Pudge'ı kesebilecekler mi? Dismember'ı kullanmasına rağmen Vintage'a kaldı o kill'de illüzyonlar sayesinde. Devam ediyor üstüne Vintage. Üstüne slow. Çok güzel Eclipse geldi. Eren'e döndü. Stun geliyor. Fatliani. Armor avantajı var. Bu yüzden. Aegis'ına güveniyor. Diyor ki vuramayacak. Vintage. Rolling geldi orada Revo'dan. Yeterli değil. Devam Vol etmeden, hala duruyor. Devam etmeden hemen recap'e bakalım. 4'e 3'lük değişim. 1216 gold avantajlı ayrılmış. Daha doğrusu 1216 gold'la daha fazla kazanan ekip Radiant ekibi olmuş. Ama experience'da Terrorblade'e 1000 experience gitmiş. Bunu da unutmayalım. Aynı şekilde OD'ye de. Network'teki evet. Sıralamayı değiştirmedi bu fight. Çünkü Terrorblade'e double kill kalmıştı yanılmıyorsam. Triple değil değil mi? Double kaldı. Double kalmış olması gerekiyor. Canberk doğru gördüysen Vintage'e orada triple kill kaldı. Fatliani'yi kesti. Arkasından Pudge'ı kesti. Ve Draw Ranger'ı kesti. Evet doğru. Doğru. Aynen o şekilde. Ama gecikmeli kestiği için belki triple yazılmadı. Yansımadı. Evet. Olabilir. Tam göremedim onu. O kadar takip edemedim. Fight biraz karmaşık sürdü. Eclipse çok güzel. Yani Hammer'ı çok güzel kullandı var. Slow'la birlikte. Durdu da kullandı. Evet. Şimdi bir de kuşamaya devam ediyorlar. Olmadan o fight'ta çok güzel bir deny. Deny Gaç'tan orada Metaform'la yalnız Eren'i yakaladılar. Orada hook başarılı Pudge'dan. Kertenkele Silence ama geldi. Ama iyi mi oldu o hook acaba? O hook iyi olmadı. Pudge'ı hookladığı için cezalandırdılar. Hemen üstte ikiye yöneldiler. Gaç'ın şeyine değinecektim. Peter Ring of Aquila Dragon'dan salmış. Peter Red Band var. Draw Ranger'da. O da belki Dragon Lance tercih edebilir ya da direkt Force Staff yapabilir. Farklı yani botla duruyor. 6 level olamadı. 15. dakikaya yaklaşıyoruz. Üstteki T2'yi burada fight yapmamaları lazım bence. Stun geldi orada Gaç'a. Armor kırıldı. Astral. Yalnız Gaç orada ölecek. Hala Aegis var. Thunder'ı kullanabilir. Thunder'ı kullandı. Draw Ranger yakalandı. Orada metaforma bitti. Dismember geldi. Revo'ya bir hook geliyor. Bakalım Revo. Burada stick charge'ını da kullandı. Hayatta kalmayı başardı. Ward'ın yardımıyla birlikte. Hala yani, 6 level olamadı Vengeful bu arada. Adam kurtarma konusunda. O yüzden bir eksiklikleri var. Terrorblade'in zaten ilk verdiği talenti var. Baktığımızda artı 15 attack speed verdiğini görüyoruz. Yaşayla birleşince yani 13 level için böyle o mid game, early game için çok fazla bir atak speed'i var. Zaten meta ile gelen bir ekstra damage katkısı var. Şimdi gözden kaçan bir durum var. Ben ondan bahsedeceğim. Mid'de oynayan OD Razor'a karşı bayağı zorlanmıştı. Ama buna karşılık oyun başında, evet, lastiklerde bayağı geri kalmıştı. Ama buna karşılık hiç ölmemesi onu oyuna bağlayan şey oldu. Oyunda hiç ölmeyen tek kişi o zaten. Deyip nazarı değdiriyorum herhalde şu an. Görünen o evet. Hook başarılı. Gas da geldi. Ward'ı kesmeyi başarıyorlar. Rubik de bizde böyle işler. Garip. Stun başarılı değil orada. Kör bir zıplayış geldi Dagger'la birlikte. Static Link de kullanıldı. 3 kişilik Silence üstüne ultiye. Darkseer aradan çıkarıyorlar. Hala ben... Thunder geldi. Ultiyi açtı kaç. Yalnız Aegis'in düşme zamanına dikkat etmeleri lazım. Triple kill kalıyor da Vintage'a. Devam edecek. Hacı devam ediyorlar. Rolling. Ultra kill geliyor da Vintage. Şimdi devam ediyor orada. Draw'a gitmek istiyor. Devam edecekler mi? Sujok, telekinesis. Dagger yardımıyla bakalım. Rampage gelecek mi? Rampage gelecek mi? Orada stun ve Rampage. Vintage bugün Life or Win'den sonra Rampage'i alan ikinci kişi oluyor. Dün Ultra Kill'ler konuşmuştu. Bugün Rampage'ler konuşuyor. 14-1-6 oldu bu şekilde. Vintage, Terrorblade'de bakalım. Hani evet, Terrorblade'in skoru.
Mantası da bitmek üzere ya mantı alacaksa. Üstünü alabilir direkt. Evet. Yani 17 dakikada 11k net worth. Çok iyi bir farm. Buna karşılık karşıdaki drove'a baktığımızda 3300 net worth'te. Bayağı kötü gidiyor işler onlar için. Rizzi tam last hit'i alacaktı, smoke pastalar eli havada kaldı. Drone Ranger da dedi ben alırım merak etme. Şimdi bir fight istiyor Radiant ekibi. Bakalım fight onlar başlattığında nasıl olacak? Başarılı orada, vintage'ı çekti, Thunder mevcut, Thunder'ı kullandı. Üstüne stun, Earth Spirit ulti'ye Hammer da geliyor. Bolu bıraktı, slow'u kullanmak istedi. Eren'e döndüler, rolling başarılı orada. Earth Spirit ulti de var. Kili alıyorlar. Drone Ranger bıraktı her şeyi. Onu da kesmeyi başarıyor. O da GG gerçekten. GG gelse yeridir diyecektim. GG de geldi. Evet. Yani o kadar farmlamış bir Terror Blade üstüne son ne denir ona? GG Smoke. Bizim Türkçe tabiriyle. Çok hızlı bir sonuç getirtti. Ondan da başarılı olamayınca. 29'a 7 bitiyor. Bilen yok ekibi. İlk maçı kazanıyor. Best of 3 olacak. Oluyor karşılaşma. İkinci maçta görüşmek üzere. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız.